kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? Bu kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? Ben günahsız gelin, sen sahte aşığım. Vefasız sözlere inanmam artık. Bu kaçıncı veda, yalan, ayrılık. İstesen de, yok desen de, bana gücüm yok artık. Kanasın, kanasın, bırakın yara. Kaderimse böyle sevmek. Buna dayanmaya sevmişim ama sensiz kaldım gecelerde. Beni kimler anlarsın? Kanasın, kanasın, bırakın yara. Kanasın, kaderimse böyle. Kaçıncı bahar, bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? Ben günahsız gelin, sen sahte aşığım. Vefasız sözlere İnanmam artık. Bu kaçıncı veda, yalan, ayrılık. İstesen de, yok desen de, buna gücüm yok artık. Kanasın, kanasın, bırakın yaram kanasın. Kaderin sen böyle sevmek, bırakın anasın. Buna da gerçekten sevgili Serdar Ortaç'ın biliyorsun vallahi bu kanasın. Tebrik ediyorum. Bütün şarkıları güzel çok, de çok. Bazı arada özellikle bunlar var ki tam böyle
Gerçekten benim de her söylediğimde çok duygulandım. Bambaşka yerlere götüren bir şarkıdır bu. Sevgili Serdar'a buradan selamlar öpüyorum. Selamlar olsun. Bu kadar güzel şarkıyı bana vermesi de benim için ayrıca çok özel bir şey. Çünkü klasik şarkılar arasına girdi kanasında biliyorsun. Evet. Çok mutluyum ben. Hemen fırsat bulmuşken herkese efendim iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şarkılar bizi söyler. Programımızın bir tanesi de en özellerinden biri. En güzel şarkılarımızı sizin için söyleyeceğiz, çalacağız bugün. Bugün ut enstrümanı özellikle ağırlıkla. Ut enstrümanının tınısı, tabii sinyaller geliyor. Hatta söyleyelim baştan. Bence de. Coşkun Sabah'ın udunun sesi, bestelerinin duygularını yaşayacağız bugün. Çok özel bir Coşkun Sabah gecesi olacak. Coşkun Sabah gecesi olacak çünkü gerçekten ne eserler, neler yapmış yıllarca ve onun rekorunu hala kıran yok. Evet, bunun, 90 yılında değil mi? 90'lı yıllardaydı. Tam tarihini şu anda hatırlamıyorum ama bunların hepsini anlatacağız. Anlatalım ama şarkılarıyla sonra. Anlatacağız. Aynen. Şarkılar bu akşam sizleri, bizleri ve Coşkun Sabah'ı söyleyecek efendim. Evet efendim. Bence biz birkaç tane daha bu yine şarkılarımızdan çalalım, sonra geçelim. Tamam. Coşkun abi. Tamam, o zaman benim bu son albümde yine sevgili Sinan'ın söz müzik Sinan Akçıl'a ait, canım benim. Hayat diyelim mi? Hadi. Hayat. Buyurun. Benle oyun oynama. Benle rüzgarlar gördüm, üfledi sanma söndüm. Bir kişiyi çok sevdim, maalesef burada değil. Bir kişiyi çok sevdim, maalesef burada değil. Ben ne insanlar gördüm, aşka sırtımı döndüm. Sevmek çok kolay derdim, maalesef öyle değil. Hayat bizle oyun oynama sana. Hadi git işine zorlama sana. Anma öyle mi? Vallahi ara sıra böyle hayata hadi demek lazım. Aynen öyle. Sinan söylemiş, vallahi doğru söylemiş. Aynen öyle zaman yapmak zaman lazım. Zaman zaman
olmalı bence. Onu yapabildiğin zaman zaten hayatla barışık oluyorsun ama çok kafaya takınca bazı şeylere değmiyor. Evet, takmayacağız. Ama değecek şeyler de var. E tabi canım, devamlı hadi diye olmaz. Yani değil mi? Hayat böyle geçmiyor. Dün çok özel bir gündü. Biz ikimiz de annelerini kaybetmiş insanlar olarak. İlk önce tabii ki annelerimizin, bütün annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Ve rahmetli olanlara da rahmet diliyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun inşallah. Evet, kutluyoruz anneler gününü, geçse de tabii ki, ama kaybettiğimiz annelerimiz her zaman, onlar bizi cennetten izliyorlar. Her zaman böyle kollarını kanatlarına germiş bizi koruyorlar gibi hissediyorum ben. Bunu çok yaşıyorum aslında. Annenizin kıymetini bilin de. Büyüklerinizin kıymetini bilin. Gerçekten varlıkları, nefesleri yeter. Allah herkesin annesine ömürler versin, sağlık versin. Yıllarca hep böyle güzellikler yaşayın. Biz şanslıyız. Ben kendi adıma, sen de aynı şekilde. Elimizden ne geliyorsa, ben evlat olarak hep layık olmaya çalıştım anneme, aileme, babama. Evet, biraz ne daha konuşursak vallahi beni alırım. Ne mutlu onlara. O zaman ben evet, ben öyle bir şarkı çalayım ama şimdi tüm annelerimize gitsin. Onların hatırası bize yeter. Yani hem onlar mi? Hep varmış gibi yaşıyoruz. Çok zaten özlüyoruz öyle bazen. Yaşarken kıymetini bilmek lazım tabii anne babanın tabii özellikle ki de. Bu şarkı da öyle bir şarkı ki Yılmaz Tatlıses yapmış müziğini. Sözlerini de Ahmet Selçuk İlkan yazmış. Ben çalayım da siz de dinleyin hadi hep beraber. Hatıran yeter. Aynen.
sağlık. Ne güzel şarkılar çok yapmışlar güzel ki biz de ne şanslıyız bu şarkıları çalma söyleme fırsatı buluyoruz. Tabii ki yıllarca hep sahnede yorumladık. Buradan selam olsun hepsine. Çok hepsine güzel, selam çok olsun. Çok güzel aynen. Şarkı. Teşekkür ederiz efendim. Hemen fırsat bulmuşken ben bir sürpriz açıklamak istiyorum bütün herkese. Hazır mısınız bilmiyorum. Hadi bakalım. Bana da uzun zamandır aslında anlatmak istiyordum. Ne yapsam diye düşündüm. Söylesem mi, söylemesem mi diye ama hayatımın sürprizi. Allah Allah. Gerçekten öyle. Efendim, Tarkan bir şarkı verdi bana. Aa! Hadi hayırlısı olsun bakalım. Güzel. Evet, acaba ne olabilir canım, diye şöyle canım Tarkancığım bana bir şarkı verdi. Aman Allah'ım. Hemen zaten bayram ertesi inşallah Ozan hazırlayacak Çolakoğlu. Çok güzel bir şarkı geliyor. Bayram ertesi stüdyoya gireceğiz. Onun heyecanı var. Hayırlısı artık. Olsun inşallah. Bu arada onun sana yaptığı yani seni herhalde düşünerek sesini, tavrını, tarzını düşünerek yapıyor. Yaptığı her şarkı mutlaka ki bir şey oluyor kesinlikle, yani. Kesinlikle. Çok yakışıyor kesinlikle. Sana. Kesinlikle artık o kadar kalben bir aradayız ki onunla. Yani her şeyi o kadar iyi hissediyor ki anlıyor ki beni biliyor. Ben onu biliyorum. Sözleriyle, müziğiyle gerçekten... Harika beğendin. Bir şarkı geliyor. Yani bir an önce söylemek istiyorum. Bir an önce okuyayım insan. Stüdyoda bitsin ve herkes duysun istiyorum ama harika. Çok az kaldı. Hayırlısı olsun inşallah şimdiden. Teşekkür ediyorum ve tekrar hemen böyle fırsat bulmuşken yine evet. Coşkun Sabah. Evet. Bugünkü hashtagimizde onun en sevdiğimiz şarkılarından biri Anılar. Lütfen Anılar, anılar deyip özel anılarınızı, güzel anılarınızı böyle ne bileyim aşk, dert, tasa, anne, baba her anı olabilir bunlar. Bize yazın lütfen. Gerçekten çok değerli bir müzisyen. Aynı zamanda biraz önce sen de söyledin. Enstrümanist. Evet. Bir müzisyende en çok olması gereken şeyler. Yani bir enstrüman çalması zaten artı. Beste yapabiliyor olması sözde tabii. Ve bunları bir de okuyabilmesi çok farklı bir durumdadır. Müzisyenler için de öyledir. Hepimiz için çok değerli bir müzisyendir. Şarkılarına ben de hayran ve zaten bu gece sevdiğim bütün şarkıları hemen ben başta hemen ayırdım. Evet. Hemen ayırdım. Şunları ben söylemek istiyorum diye. Bu arada diye. Hepsi güzel zaten. Hepsi çok güzel. Seçmekte zorlanıyoruz. Hatta onlardan bir tanesini bence çalıp başlayalım artık. Hadi Coşkun başlayalım mı? Coşkun Bey'i davet etmeden önce. Biz çalalım bir tane söyleyelim hemen bence. Hadi. Hatıram olsun diyor. Coşkun Sabah. Beni unutma, sensiz bırakma. Ümit Besen geliyor. Yapma sesine, oturdun işte. Aktan. Vardı böyle bir sevda, sorarım herkese. İyi ki klarnetçi olmadın. İşimiz vardı valla. Senin arkandan gelirdik. Estağfurullah. Baha. Kutup sayız gibi özledim. Ben acıların, ben ağıtların yazarıyım. Ah anılar ah. Şimdi gözümde canlandı. Anıları ilk defa bu kadar güzel dinledim. Ben o zaman bana müsaade. Ne yaptın sen öyle ya? Ne hakkın var senin böyle bir şey yapmaya? Bu şarkıyı yine parçalayacaksın. Benim de sazım burada abi. Bırak da ben de biraz konsantre olayım. Beni anacığım. Sen Allah affetsin. Thank you.
gözüm. Sensiz bir dünyayı yaşamam, yaşamam, yaşayamam. Elim ellerimde, gözüm gözlerimde. Bil ki yüreğimde sıcacık, sıcacık bir sevgin var. Sende hatıralar var, sende mutsuzluklar var. Bizim bu şarkı. Ben sen
şarkı, ne şarkı. Daha ne şarkılar var. Aman Allah'ım, gerçekten çok güzel şarkıları var. Çok güzel şarkıları var Coşkun Sabah'ın. Bu şarkılarla Sabah'ın. Kimler ağladı, kimler aşık oldu acaba? Hem de nasıl, ne hatıralar kaldı. Değil mi? Ve bu şarkıyı dinlediğinde, aslında bütün şarkıları dinlediğinde Coşkun Sabah'ın, herkes kendinden bir şey bulacak, hatıraları, anıları canlanacak. Ve biraz önce söylediğin hashtag anılar mıydı? Anılar. Evet, hashtag herkes yazmaya başlasın. Hele bir tanesi var ki 90 yılında aynı ismi taşıyan, şarkıyla ismi taşıyan albümde çıkıyor ve o sene işte o dediğin rekor var ya senin. Kaset. 2,5 milyon kaset olarak, satışı rekorunu hala kimse kıramamış mesela. Coşkun Sabah'ta bu rekor 2,5 milyon satmış. Bu albümün kaseti. Evet. Müthiş bir rekor. Ve şarkı da şu şarkı. Eyvah. Yandık. Hemen, hemen dinlemek istiyorum. Hemen.
teşekkür ederiz. Böyle bir aşığım sana. Ya nasıl çalınır demiş, değil mi? Çalınır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi canım benim? Ya ay, lafları. Maşallah. Teşekkür sana, ederim. Maşallah. Sağ olsun Yacım. Allah razı maşallah. Olsun. Sağ ol. Vallahi. Ben de seni dinlerken öyle yapıyorum. Vallahi içimden çok gelerek söylüyorum. Çok keyif alınca böyle oluyor işte. Çok güzeldi. Bazı şarkılara enstrüman daha çok yakışıyor. Geçen haftalarda da söylemiştim. Lafları... kendime göre aslında çalmaya çalışıyorum. Zaten bazılarında o şekilde yorumluyorsun. Ya bazılarında da melodi küçük olunca çok anlatamıyorum kendimi. Geniş geniş böyle yani, olması lazım yani ki. Biraz daha müzisyen işi olması, melodik olması gerekiyor. Coşkun yani, abinin şarkılarının zaten gerçekten birçoğu da böyle olduğu evet için. Eskimeyen şarkıların bestekarı. Türk müziğinin çok kıymetli müzisyenlerinden, yorumcularından biri. Coşkun Sabah. Yıllar hazinemdir bu eşsiz hatıralar. Dostlarla geçen o günleri, sevgi dolu zamanlar. Göz göze bir aşk, el ele bir aşk. Nerede şimdi böyle aşk? O eskidendi, zaman tüketti bu saygıyı, sevgiyi. Göz göze bir aşk, el ele bir aşk. Nerede şimdi böyle aşk? O eskidendi, zaman tüketti bu saygıyı, sevgiyi. Yalan yıllar, yalan yıllar. Ne güzeldi eski yıllar. Anıları düşündükçe ağlatıyor bu şarkılar. Yalan zamanlar. Neşeyle geçen o günleri, sevgi dolu anlar. Göz göze bir aşk, el ele bir aşk. Nerede şimdi böyle aşk? O eskidendi, zaman tüketti bu saygıyı, sevgi. Göz göze bir aşk, el ele bir aşk. Nerede şimdi böyle aşk? O eskidendi, zaman tüketti bu saygıyı, sevgi. Yalan yıllar, yalan yıllar. Ne güzeldi eski yıllar. Anıları düşündükçe ağlatıyor bu şarkılar. Yalan yıllar, yalan yıllar. Ne güzeldi eski yıllar. Anıları düşündükçe ağlatıyor bu şarkılar, ağlatıyor.
şarkılama. Harika. Özlemişiz. Gerçekten. Hoş geldin. Şeref verdim. Hoş bulduk. Besteciye kariyer programı bu sanki ya. Öyle mi? Öyle. Ne mutlu bize. Aslında bunu duymak ne kadar büyük bir mutluluk bizim için. Tabii bütün şarkıların tek amacımız, toplanmış olması. Evet, tek amacımız bu zaten. Ne müzik adına. Ne güzel okudun size, hatıram olsun. Ben zaten bütün şarkılarını sevdiğim için, en güzellerini böyle sevdiğim içime oturanları seçtim. En başta şarkı mı okudun? Aşağıda... Ben güzel çalamadım mı diyecektim. Yok, hayır ya. Ne demek abi, ya. O nasıl bir şey ya. Çok mutlu olduk. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Gerçekten besteciye, besteciliğini hissettiren çok değerli bir program. Ne mutlu. Bütün besteciler adına bu anlatımda bulunuyorum. Çok mutlu olduk. Ne mutlu bizim için. İyi ki için de yapmışız programı. Ne mutlu. Biz duymak elimizden yeterli geldiğince zaten. Kıymetlilerimizi insanların gönüllerinde yaralar açmış, aşklarını yaşadıkları, duygularını yaşadıkları şarkıları besteleyen, sözlerini eyvallah yazan ustalarımızı elimizden geldiği kadar unutmadan anmaya çalışıyoruz. Arada kaçırdıklarımız oluyor bazen. Söz yazarını unutuyoruz. Müziğini yapanı unutuyoruz. Bize gönül koyanlar oluyor, yazanlar da oluyor ama arada bazen nadir kaçırıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu güzel şarkıları bize yazan, çizen ustaları anmaya çalışıyoruz. İyi ki de ziyade ediyoruz. İyi ki de bestelemişiz diyorum ben de. Biz de şarkıları söylüyoruz. Bu son okuduğunuz yeni bu 6 ay. Yalan Yıllar. Yeni çıkmıştı değil mi? 7 ay önce. Ben dinledim bunu. Evet, ilk ben dinlemiştim. Göndermişiz. Çok güzel. İşleyen demir ışıldar diye bir şey vardır. İnsan ürettikçe kendini yeniliyor. Yani yeni bir şeyler yaptıkça o zaman daha çok hevesleniyorsun. Hüsnücüğüm canım sıkılıyor ya. Öde oturuyor. Aynen öyle. En güzel yapacak şey yok. Karantina, pandemi ne yapacaksın? En güzel şey yapıyorsun. Beste yapıyoruz abi. Beste yapıyoruz. Tabii ki. Çok güzel şarkılar var. Bak görüşmemiz lazım. İnşallah. Aynen öyle. Keyifle dinlerim. Acaba bir şarkı daha dinlesek mi? Tabii. Ne olsun? Sen bambaşkasın. Tamam. Sen bambaşkasın. Tabii. Sen bambaşkasın. Thank you.
sen baharsın, çiçeksin, dalsın. Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın. Sen her mevsim baharsın, çiçeksin, dalsın. Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın. Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana güzel. Bu da böyle bir bu şey. Da çok. Bunun sözleri kime aitti? Seyhan Girginer. Ah canım. 4 ay önce kaybettik Seyhan Girginer. Bu mekan şarkı cennet olsun. 89'daki Anılar albümünün B1, o zaman kaset vardı ya arkada, evet, şey yapardı. Tabii. B1'de olduğu için harcanan bir şarkı oldu. Ama yıllar içerisinde kendini toparladı. Zaten bütün şarkılarını öyle. Yani hiçbir zaman unutulmuyor. Biraz önce onu da söyledik. Yani duyduğumuz an herkes hep birlikte söylüyor. Herkese nasip olmuyor bu. Çok değerli, çok özel bestelerin var. Net bilinen 80 tane. Değil mi? Net bilinen bu. Şimdi 97-98 bestem var. 70-80 tane net biliniyor. Ama 16-17 tane de hitim var. Evet. Hit, önemli olan hit Hüsnü'cüğüm. Yani değil mi? Şimdi bazen tabii ki besteciler söylüyor. Ya benim 500 tane şarkım var, 1000 tane sözüm var, şiirim var, 2000 tane. Ya ama kaç tanesi dillere düştü? Ha, klasik yani, kalması. Önemli dillere klasik, düşmesi yani. Klasik eserler arasında girmiş birçok eserin var. Ne mutlu vallahi. 16-17. Daha ne zaman, olsun? Fena değil değil mi 16? Ne demek? Müziğine 100'e yakın eser bırakmış. Coşkun Sabah'ın VTR'sini izleyelim diyelim mi? Hemen izleyelim. Bakalım, ben de merak ediyorum. Ooo, 1970. Bak, nereden başlıyor? Bu şarkılar öyle kolay çıkmıyor demek ki. Kolay Coşkun Sabah olur. Nereden, nerelere, evet. Ay, nasıl yıllar doldu, yapmayın. Ay bilmiyorum, ben ilk defa böyle ağlarken, gözünüz dolarken gördüm. Ne mutlu ki sana böyle güzel şarkıları, böyle güzel melodileri bize bıraktın. Bizden sonrakiler de çalacak, söyleyecek inşallah. Allah sana ömürler versin. Duygulandım. Evet. Duyguna sağlık. Duyguna sağlık. Senin duygularınla milyonlarca insan duygulandı. Duygulandık hepimiz. Nereden gelmişiz? Şey. Ama doğru istihbaratlar. Doğru mu? Beğendin mi VTR'mizi? Doğru Mete, çok. O zaman arkadaşlarımıza bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen. Her zaman teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir bestecilik böyle bir şey. Hemen duygulanırız biz. Evet, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Coşkun abicim, seni oturma odamıza alalım mı? Hadi gel buraya. Hemen öyle geçin. Bizim de nedense bu buradaki yaptığımız müziği ve muhabbeti seviyor insanlar. Buraya herkes bayılıyor. Öyle alalım. Şimdi az sonra hepimiz toplanacağız. Zaten Eyvallah. Toplanacağız. Ben burası iyi mi? Tabii tamam. Keyfini bak. Nasıl istersen. Dükkan senin. Eyvallah. Biz o zaman yeni konuğumuzu çağıralım Sibel'ciğim. Hemen çağıralım. Enstrümanist olarak çok bilmiyorum enstrüman çaldığını ama Allah öyle bir yetenek vermiş ki sesiyle çalıyor enstrümanı. Sesi enstrüman. Allah burasına onun o ama ailece şeyi, onların o vergiyi vermiş. Tabii aileden ailece geliyor. Geçen öyleler. De konuşmuştuk. Evet. O tabii insanın kanında da olması farklı. Bir de kendini de geliştiriyor. Ve çok farklı tarzlarda şarkılar her şeyi çok güzel yorumluyor. Ben onu klarnet çalıyormuş gibi hayal ediyorum dinlerken. Sanki bir enstrüman çalıyor gibi dedim kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. Tek kişilik enstrüman çok, işte o. Çok canım güçlü benim. Bir ses. Çok seviyoruz onu. Çok seviyorum onu. Canım usta benim. Usta yorumcu. Keyifle dinleyeceğiz bu akşam. Haktan! Müzik
gözlerime. Sanki konuşur gibi tut ellerimi. Tıpkı okşuyor gibi baktıkça sana. Ben hep sen oluyorum, sev beni çok sev. Aşık oluyor gibi baktıkça sana. Ben hep sen oluyorum, sev beni çok sev. Aşık oluyor gibi. Günlerim hasreti ekleyerek aşkına tutsak, ümitle bekleyerek sensiz yaşamak, yaşanmamış gün demek seninle olmak, bir ömür bir düş demek seninle olmak. Yaşanmamış gün demek sensiz yaşamak, bir ömür bir düş demek. Ah, ne güzel geldi sesin. Kendinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne iyi geldi var ya, iyileştim. Canım benim, sağ olasın. Bu kadar mu güzel yorumlanır, onu konuşuyoruz Hüsnü'yle. Sağ olun. Ben bazı kişilere şey derim, iyi ki klarnetçi olmadın derim. Canım benim. Tabii. Bana da diyor musun? Hem de nasıl diyoruz, ne diyorsun? İyi ki klarnetçi olmadın. Allah razı olsun. İşimiz vardı vallahi, uğraşacaktık seninle. Senin arkandan gelirdik. Estağfurullah canım benim. Haktancığım, Allah vermiş. Sen de onu en güzel şekilde değerlendiriyorsun, bizim ruhumuzu okşuyorsun sesini. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin programımıza. İyi ki çağırdınız, değer verip. Ne çok demek? Teşekkür ederim. Zaten senin olman gerekiyordu. Sizler coşkun gibi ustalarla beraber olmayı özlemişiz. Eyvallah, canım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok çok sevindim. Çok mutluyum şu an. Çok güzel bir Coşkun Sabah şarkısıydı bu. Aman Coşkun Allah, abicim, ne güzel besteler yapmışsın. Ya. Ellerinden öperiz seni. Çok seviyoruz. Baş tacısın ya. Ya tamam da canım, o nasıl bir şan, o nasıl bir yorum. Estağfurullah. Değil var mı Coşkuncu böyle bir sevdadan? Tiz neva mı yaptın? Tiz aman Allah'ım, o neler yapıyor, neler neler. Bir andık biz bu gece. Böyle güzel besteler olunca, böyle güzel orkestra olunca, böyle güzel bir şey. Böyle güzel bir sanatçı. Dostlarımız olunca. Aslında bak, sıcağı sıcağına bize bir şarkı daha söyle de öyle alalım seni salonumuza. Hemen demek bir Coşkun Sabah şarkısı tabii daha tabii gelsin. Tabii ki. Hadi. Hadi aktarın.
sonradan gülmesin yüzün. Gönlüne eş olsun derd ile hüzün. Huzura ermesin benliğin özün. Benden başkasını seversen eğer, benden başkasını seversen. Boşuna demiyorum ya. Canım vallahi benim, canım benim. Var ya böyle mi güzel. Böyle bir anda insan şey oluyor diken yani. Diken. Değil mi? Yani sen sabaha kadar söyle ben yani şöyle dinlerim seni. Ay, aman Allah maşallah. Allah razı olsun. O güzel sesine gönlüne sağlık. Allah hepimizi nazardan korusun. Seni de. Amin. Seni de. Amin. Ben seni inanıyorum de. Nazara. Coşkun mest bakar mısın? Ayakta dinler misin? Yok sen. Coşkuncum nasıl? Sen ne yaptın ya? Ne yaptın? İşte böyle güzel besteler olunca.
Böyle oluyor abi. Ama ben de hem sana şaşıyorum bir de kendime şaşıyorum. O gariban yıllarında nasıl yaptı bu şarkıları? Ay, yaş 25-26 ya. Allah 26 yaşındaydım. Bu nasıl bir bedduadır? Kime yazıldı bu? Nasıl bir beddua değil mi? Nasıl bir beddua? Böyle bir beddua olabilir mi yani? Bu seni seviyorumun cehennemcesi gibi sanki. Doğru söyledim. Gerçekten sağ ol. Allah seni başımızdan eksik. Canım benim. Hatta'cığım böyle alalım seni gel bizim tabii ki, bize tabii odamıza. Tabii ki buyurun. Evet, canım benim. Anlatsın şimdi bakalım nasıl oluyormuş bu besteler sana Coşkun abi. Şimdi istersen diğer misafirimizi de çağıralım. Hemen çağıralım. O da ne kadar pırıl pırıl. Evet. Sesi gibi, kalbi de öyle, yüzü de öyle. Hemen heyecanla, keyifle çağıralım efendim. Baha! Belki de bir daha görüşemeyiz, ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Kim bilir bir daha karşılaşmayız, belki de bir daha görüşemeyiz, ayrılmalıyız. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok ayrılmanın. Gözlerin yaşlı, senin gözlerin yaşlı. Benim yüreğim yaslı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal
gitme desem hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Sibel Hanım. Ne güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel yine böyle kalbimize dokundu, yumuşak yumuşak. Mis gibi geliyor değil mi? Gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni. Vallahi ben de sizleri özledim. İzleyicilerimizle buluşmak çok güzel, çok keyifli. Eyvallah. Müzisyen arkadaşlarımızla, biz de hep birlikte. Bu arada böyle. Sevgili Aydın, sevgili Baki Hocam, gençler. Şöyle bir alkışlar onlara. Ellerinize sağlık, göklerinize sağlık. Orada da delikanlılar var. Evet. Evet. Göçkün Baba, Hak'tan. Delikanlı deyince benden bahsettin herhalde. Tabii. Evet, aynı ta kendisi. Geçtiğimizi hatırlıyoruz Göçkün abi seni. Canım abi. Ama hep aynı değil mi? Onun için söyledim. Hiç maşallah. Yani. Hiç Allah değişmiyor. Evet, maşallah deme. Tamam. Bir şarkımız daha var. Onu tamam, acaba tabii söyleyip meşke geçelim. Geçelim, tamam. Evet, seve seve. Seve. Ne söylüyorsun şunu bize? Bir ilkbahar sabahı. Ha, ne güzel. Tamam. Şöyle pozitif. Hadi harikasın. Harikasın. Tamam. Evet. Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir ilkbahar sabahı. Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Albümdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın mı hiç? Albümdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın mı hiç? Unutmayıp adını senelerce andın mı hiç? Unutmayıp adını
senelerce andın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin Sibel'sen. Öyleyse hiç sevmemiş. Çok sevilmişsin, çok sevilmişsin sen. Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Sevilmemişsin gönül sen. Sevilmemişsin gönül sen. İçimden de geldi vallahi. Yüreğine sağlık size. Çok güzel canım oldu. Benim. Teşekkür ediyoruz. İnsanın kendine yakışan şarkıları seçmesi de çok önemli. Doğru şarkıları nasıl yakışıyor sesine? Ya çok teşekkür ediyorum. Ben tabii ki yorumlamaya çalıştım ama. Eyvallah. Çok güzeldi vallahi. Özlemişiz. Çok teşekkür ediyorum. Senin gerçekten sesini, özlemişiz yorumunu. Sesini. Vallahi yani o kadar güzel bir şey ki insanın sevdikleriyle bir araya gelmesi. Şu anda malum pandemi dönemi insanlar da bu hasreti birbirlerine hepimiz karşı. Için. Evet şöyle. birbirlerine karşı hissediyorlar. Bir arada olmak gerçekten güzel. Allah sağlıklı günler versin. Amin. Tabii ki sağlıklı. Hep böyle güzel günlerde hep şarkılar söyleyelim. Keyifle, huzurla kesinlikle. İnşallah. Kesinlikle. Tüm hastalarımızın Allah yardımcısı olsun. Amin. Şifalar versin. Şifalar olsun diyelim. İnşallah hepsine. Herkese de sevgilerimizi gönderelim. O zaman seni biz böyle alalım mı? Meşke geçelim şöyle. Hemen meşke alalım seni. Bir misafirimiz daha var. Ben az önce unuttum onu size. Benim çok sevdiğim. Evet. Ve bir kez onunla karşılıklı böyle bir şarkı söyleme. Söylediniz mi? Evet, evet. Büyük bir keyif almışım. İnşallah bu gece de öyle bir şey isteyeceğim kendisinden. Olur tabii. Hemen davet edelim mi? Lütfen. Ümit Besen geliyor efendim. İşte bu bizim hikayemiz. Öyle saf, öyle temiz. Anıları ilk defa bu kadar güzel dinledim. Ben o zaman bana müsaade. Ne yaptın sen öyle ya? Ne hakkın var senin böyle bir şey yapmaya? Bana. Kaldı gece, kaldı gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Gidince anladım aşkın yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım aşkın yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Bir sahte masada adımız kalmış. Bir sahte masada adımız kalmış. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Taçlanırdım bil ki en derin yasa. Kolunda yabancı biri olmasa. Kaçlanırdım bil ki
en derin yasa, kolunda yabancı biri olmazsa, ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Masa özlemle hep bizi arar, üstünde binlerce anılar saklar. O masa özlemle hep bizi arar, üstünde binlerce anılar saklar. Sensiz gidemedim geçti haftalar, sensiz gidemedim geçti haftalar. Masamız artık boş kaldı sevgilim, masamız şimdi boş kaldı sevgilim, masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Kaçlanırdım bir en derin yasa, kolunda yabancı biri olmazsa, kaçlanırdım bil ki en derin yasa, kolunda yabancı biri olmazsa, ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Teşekkürler. Hoş geldin tekrar. Sağ olasın. Hüseyin, şenlendirdiniz ortalığı. Eyvallah, maşallah. Hep beraber şenlendireceğiz inşallah. Vallahi harikasınız. Şöyle alayım hemen. Her hafta izliyorum sizleri. İzliyorsun. Selam. Joshi ne haber? Ekip burada. Joshi mi? Joshi mi diyorsun tabii? Joshi geriye gidiyor. Devamlı geriye gidiyor. Gençleşiyor. Gençleşiyor. Maşallah bir adama maşallah. Maşallah ya, bir kere maşallah. 41 kere maşallah. Sırrını vereceğim. Reçeteyi herkese vereceğim. Bana formülü verdi. O zaman programda açıklıyorsun. Ne gelirse haktan. Haktan nasıl? Abim ellerinden öperim. Sevdiklerime veriyorum reçeteyi, sevdiklerime. Bahar gibi gelmişsin. Bak yüzün ne güzel gibi. Çiçekler açmış. Evet. Ay biraz da bana bir şey söyle. Bizim çok eskiye dayanan bir dostumuz gerçekten var. Gerçekten öyle. Sen her zaman harikasın. Ne mutlu bana bunu duymak. O güler yüzünle insanlara o kadar pozitif bir enerji değil veriyorsun ki. Teşekkür ekranlarda ederim. Hep bunu görüyoruz ve duyuyorum. Hüsnü klarnetle herkesi ağlatıyor, sızlatıyor. Zeytinlikleri de klarnet çalarak zeytinleri büyütüyor. Böyle bir zeytin yok, evet. Zeytinyağını ise çok methettin, ben de istiyorum. Harika. Ses de açıyor abi benim zeytinyağı. Ses açıyor, pırıl pırıl yapıyor sesi. Pırıl pırıl bir ses oluyor. Ya yani istiyoruz. Mesela ben programa çıkmadan önce hemen bir kaşık aldım. Harika. Ben afiyet olsun yarasın. Daha söyleyecek çok şarkılar var. Hele bir tanesi, bu da çok güzel bir şarkı Ümit abiciğim. Bununla i̇şte devam bu bizim hikayemiz. Evet. Yine Coşkun Sabah'ın çok güzel önemli şarkılarından melodisi, bestesi. Ülke Aker'in sözleriyle. Ülke Aker'e harika bir şarkı. Ay hemen dinleyelim. Hemen dinleyelim. Son bayılırım. Son albümde yapmıştık galiba. Buyurun hocam. Dinliyoruz. Eyvallah. Thank you.
Seni gördüm o günden beri, kalbim perişan, gönlüm bir deli. Seni gördüm o günden beri, kalbim perişan, gönlüm bir deli. Sana yazdım, beni anlatan, aşkımla dolu bu sözlerimi. Sana yazdım, beni anlatan, aşkımla dolu bu sözlerimi. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş, ayrılamaz kalbimizde, ellerimiz. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş, ayrılamaz kalbimizde, ellerimiz. Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün gözlem yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün gözlem yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana reva mıydı bu? Olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana reva mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek, acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek, acıyla dolu bir aşk mıydı bu? İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş, ayrılamaz kalbimizde, ellerimiz. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş, ayrılamaz kalbimizde, ellerimiz. Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Teşekkürler. Harika bir
bir şarkı. Harika. Ağzına sağlık. Çok i̇şte güzel bir hikaye. Teşekkür ederiz. Hikayemiz. Çok güzel bir hikaye. Gerçekten. Aslında bütün bu, zamanlarda. Bu hikayenin devamını şöyle geçip. Değil mi? Vefa dedim tanıyan yok. Dostluğu da bir bilen yok. Affet beni anacığım. Sen Allah affetsin. Şile bülbülüm. Akustik bölümümüzün ilk şarkısı o zaman hem bugünkü hashtag'imizde olan anılar şarkısı olsun. Anılar Sibel'cim. Olsun. Canım benim. He? Hepimizin canım benim. Anısı var bu şarkılarda. Anılar diyelim mi? Evet. Hadi bakalım coşkun. Ah hoş. Anılar ah. Ah. Ah anılar. Anılara götüreyim ben böyle. İçimde hüzün var, gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlüm ne dinliyor sancılar. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. Anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandı.
akşam ağlattılar. Beni bu hallere koydular. Beni bu akşam ağlattılar. Bravo. İçimizden geldiği gibi oluyor hep burada böyle ki çok keyifli ya. Oluyor ve ben bu akşam çok keyif alacağım. Sevdiğim bütün sesler burada. Hepiniz buradasınız. Anıları ilk defa bu kadar güzel dinledim. Anıları. Anılara gidelim. Ben o zaman bana müsaade. Eyvah. Bana müsaade be. Eyvah. Sen çaldın diye yani. Söylemeni söylemiyorum. Ama... Bir ara o kadar kendini kaptırdın ki mikrofona kafayı vuracaksın. Ama şimdi ne var biliyor musun? Yıllardır bu yüce halkımız Coşkun Sabah'ın sesinden dinlemişler. Tabii şimdi... Diğer sanatçı arkadaşlarım okuduğu zaman gerçekten şarkı başka bir boyut kazanıyor. Evet çok. Yani başka bir renk, başka bir şey kötü oluyor. Kötü mü oluyor, iyi mi oluyor? İyi, iyi anlamda olur mu? Boyut, yani yıllardır yani 20 sene, 30 senedir Coşkun Sabah. Şimdi biz Sibel Hanım'ın mesela hatıram olsun ben geldiğimde arkada dinledim. Çok keyif aldım. Çok güzel oldu yani, o da. Çok güzel şarkılar. Ben zaten sevdiğim şarkıları. Söylemezsem imkan yok yani bana hiç sevmediğim hiçbir şarkı. Onu biliyorum Orhan Bey'den biliyorum. Hiçbir şarkı kimse bana söyletemez. Aynen. Çok severek söyledim. Hatıram olsun da anılar da öyle. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Öyle. Mutlaka sevmemiz bir yerimize dokunması lazım kesinlikle. Yani kalbimize. Anılarda da aslında ne anılar vardır? Nasıl çıktı bu? Söz galiba ortak evet. Sevgili anılar... Ahmet'le birlikte ortak yazdığınız. Anıl, evet, ortak zaten sözler. Bütün kayıtlarda, mesam kayıtlarında. Evet. Ortaklıktan hep kavga çıkmıştır sonunda. Yok canım, ortaklık işi işi. Ya bu şarkının en başında İzmir'de askerliğimin en son haftası. İzmir'de mi? İzmir'de o fuar dönemleri falan mı? Böyle bir maceralı daha bir önce. Fuar dönemleri vardı. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. O dönemleri mi geliyor anılar? Askerim, faal askerim canım. Evet. Faal askerim yani bir cumartesi günü askerlerde. Cumartesi günleri izin günüdür. Çarşı, çarşı izni vardı. Alsancak sokaklarında söz müzik aynı anda geldi. Bu akşam için öyle geliyor. Öyle gelirse çok iyi oluyor şarkı. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Bir şarkı, bu söz tamam mı? Bu da müzik, söz müzik. Şöyle olsa ne olur? Nikah masasını 20 dakikada yaptım işte. Ben. Söz yani tam kenetlenmesi, sözüyle müzik tam kenetlendiği zaman bu anılardaki başarı veya çok tutan şarkılardaki başarıda bu özellik çok önemlidir. Coşkun Sabah'a yakışan bir şarkı olmuş bu. Abi yani ben kolay kolay çünkü biz hep A1 dediğimiz yani birinci şarkı hep kendi şarkılarımı yaptım. Bir Selami arkadaşımda Ayrılmayalım. 95 yılında ilk onla yaptım. Çok güzel bir şey. Ayrılmayalım Okyanus'un Haricinde 28-29 albümüm var. Hepsinde A1. Naçizane Coşkun Sabah'tır. İki albümde bu prensibi bozdum. Ona ayrılmayalım, ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım, ayrılmayalım, mutluluğum selam olsun. Valla keşke koparmasaydın ya. Neyi? Mutluluğun bağlarını ayrılmalıyım. Selamiye söyle bana ne söylüyorsun? Abi Selamiye söyle. O mu yazdı? Tabii. Selami bunu anlatayım mı? Ya vaktimiz var mı? Tabii ne demek? Var vakit senin. Bir gün Selami ile kebaba gittik. Yani yemeğe gittik. Evet. Oturduk. İşte lahmacunlar bitti, çorbalar bitti. Şeye geldi. Dedi yeni bir şarkı yaptım. Oku dedim. Bunu okudu. Ana dedim bu Coşkun Sabah şarkısı. Aynen beni anlatıyor dedim. Bir de onun bir özelliği vardır Coşkun abicim. Yaptığı şarkıyı kime yaptıysa aynı onun gibi okur Selami. Evet, tabii tabii. Yani bilemiyorum daha önce bunu hesap edip de ben bunu kebapta Coşkun Sabah'a veririm diye mi düşündü? Ama sana yakıştırmış demek. Aynı şimdi inşallah ben söyleyeceğim izlesin programı muhakkak izlesin. İzler neyse, zaten çok okuyorum. Abi şarkıyı okudu. Dedim kardeşim bu Coşkun Sabah bestesi gibi dedim. Bunu ben okuyacağım dedim. Düşündü. Verdim gitti dedi. Ay canım benim öyle. Ümit abi yalnız burada nasıl bir durum var biliyor musun? Hep öyledir o. Şimdi Coşkun abi olmasaymış.
sizler olmasaymışsınız. Ahmet Selçuk, Selami Akif falan. Müzisyenler nasıl bir repertuar yapacaklar? Ne çalacak? Gerçekten ya. Öyle. Aynen. Ya bu kadar şarkı ya gerçekten. O ben o yüzden diyorum ya. Öyle güzel şeyler yapmışlar ki bize de onları çalma söyleme fırsatı oluyor. Tabii yani ki. Yıllar sonra ne kadar keyifle söylüyoruz. Evet. Ne kadar buna benzer bir şey. İki sene önce, üç sene önce çok şık bir konserimde, isim vermeyelim. Hani bazen olur ya Sibel Hanım. Tabii ki. Seyircilerden çok güzel bir akşam yaşarsınız. Hmm. Ayakta alkışladı. Bütün salon ayağa kalktı. Ne güzel. Ne güzel. Duygulandım ben. Bütün ayakta alkışlıyorlar. Dedim ya 70'li yıllarda vardı bu nezaket. Neyse bir anda şöyle bir anda geldi içime. Dedim ya bu herhalde bir müzik adamına yapılan bir saygı mı dedim bu büyük alkış. Ne düşündüm biliyor musun? Dedim gerçekten şu anda çok ulvi bir olay yapıyorsunuz. Çünkü müzik adamına sahip çıkın dedim. Hmm. Ülkede müzik üreten, müzik adamı düşünebiliyor musunuz dedim. Aynı bak bu sözlerle aynı. Bir Selami Şahin dünyaya gelmemiş olsaydı, yani olur ya annesi babası evlenmedi, Selami Şahin diye bir insan figürümüz dünyaya gelmedi. Türk ulusu özledim diye bir şarkıyla hiç tanışmamış olacaktı. Daha onun gibi ne şarkılar. Seninle daha başım dertteyle yani saydım ve neler. Arkasından anacısından biraz da bana getirdim lafı. Dedim rahmetli annemle babam evlenmemiş olsaydı Diyarbakır'da, ya. Ben doğmamış olsaydım. Yüce Türk ulusu anılar, anılar diye bir şarkıyla tanışmamış olacaktı. Hayatında aşığım sana doyamıyorum diye bir şarkıyı bilmemiş olacaklardı. Evet. Bunu çoğaltabiliriz. Ümit Besen'e sıra gelirse eğer. Ümit Besen'de nikah masası diye bir şarkı. Şimdi bu Türk ulusunun bir kaybı olmaz mıydı? Olurdu tabii. Olmaz, olmaz mıydı? Bunlar bizim ülkemizin farklı farklı renkleri ve herkesin kendine göre bir duyma ve hissetme şeyi var, level'ı var. Evet. O yüzden herkes kendine göre bir renk seçiyor. Hani bu renklerle güzel zaten. Ya, Türk müziğinin içinde de var ya farklı farklı formu. Gönüllere köprü olabildiysek ne mutlu bize. Hem de ne köprüler oldu ya be. O nikah masası şarkısı. Aşkını bulduğum olay için kendi kendimi kutladım. Vay. Ama hakikaten ya. Ya bir Türkiye'nin kardeşim yani nikah masasını tanımamış olması, özlediğimi tanımamış olması. Daha onun gibi yani ne büyük değerleri. Ne güzel bir laf söyledi Ümit abi. Aşkını söyleyemeyen kaseti alıp hediye ediyordu diye. Ha, tabii mesela bak. Değil mi? Öyle, neler yaşandı. Karışık kasetler değil mi? Karışık kasetler. Evet ya. Coşkun abicim bu arada eğer müsaade edersen bir çok kıymetli bir bestecimizin bir şarkısı var Haktan kardeşim. Haktancığım. Bu şarkıyı bize canım okursan. Tam, ah Rıfat abicim. Tam böyle saatleri. Of. Rıfat rahmetli Şanlı. Rıfat Şallal tabii üstadın şarkısı. Sözlerini de Behlül Pektaş yazmış. Keyifle dinleyelim şimdi seni. İtirazım var. Burada mı okumak istersin ayakta mı? Ayakta da daha okuyabilirim. Daha rahat edeceksin değil mi? Nasıl buyur istiyorsan. Hocam o zaman. Yine yanınıza gelip gidebilirim nasıl tabii ki değil mi? Böyle rahatız canım, yani. İstediğin gibi ulaşabilirsin. Tamam. Canım benim.
sahtesine, hayatın cilvesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yalan dolu gözlere durulmamış sözlere. Bu şarkıda bu kadar aman güzel Allah. Şarkı büyük bir şarkı bu çünkü. Bu kadar büyük bir şarkıyı böyle mi güzel, böyle mi? Çok keyif alıyor. Bayılarak dinliyorum ama her şarkıyı o kadar güzel söylüyor ki büyük bir keyifle ve gururla dinliyorum seni. Çok teşekkür ederim. O güzel gönlünün sesine sağlık canım benim. Nasıl teşekkür. Hayranım sana. Herkes bana hayran, ben sana. Ya biz de sana hayranım. Ay canım benim. Hakikaten gelin Coşkun. Bir Coşkun Sabah Bestesi okumak ister misin albümde Coşkun Sabah Bestesi? Şeref duyarım abicim, ne demek. Değil mi, yakışıyor. Yenilerden mi eskilerden? Abi 8-10 tane şarkı yaptım bu pandemide can sıkıntısından ya. Oğlum benim. Ne güzel can sıkıntısı. Yaramış yani. Valla 10 tane şarkı. Seve seve abi. 10 tane çok, seve seve. Ne evet, kadar fazla. Güzel olur değil mi? Abi zaten hastalık kumalı bence. Bestelemeye devam edeceğiz. Şimdi olmazsa şarkı yazın. Yani bir şeye üzülmelisin yani. Üzülmeden şarkı çıkmaz. Sevinçten şimdi, şarkı çıkmaz bak. Hep sıkıntıdan çıkıyor. Cansın bak, moral bozukluğu. Ümit abiciğim bir şarkı daha var. Yıl devam. Evet. İlk defa ya duyacağım onu, ben senden onu Ümit'ciğim canım benim. Sahnede okuyorum, çok seviyorlar. Ben de çok seviyorum. Değerli hemşerim. Bizim canım benim, Ferdi Tayfur'un şarkısı. Ferdi Tayfur'un söz müziği. Son zamanlarda sevgili çok Zinet seviliyor. Sevgili Zinet yaptı biliyorsun farklı bir versiyonu. Evet. Daha da öne çıktı. Evet, bana da hadi söyle. Bakalım. Nasıl sığdırdın bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin,
bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğinin şeyince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğinin şeyince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Başka kimse, kimsem yok demiştim. Ben şimdi uzakta hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda hayalindeyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle. Yani keyif aldım ya. Çok güzel. Bu geceden evet, çok büyük bir gitardan keyif aldım. 10 numara geçer not aldınız. Çok aman, güzel gitarın ya. Sağ ol. Aman yani Coşkun'dan da bunu almak yani, 10 numara dedi. Ama hayır, gerçekten Allah'ım. De güzel. Hayır, tecrübe saz oldu şimdi. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Ümit abi var ya, o kadar güzel çaldı ki canım istedi vallahi. Ben de bir şans alacağım. Hadi çalsana. Hatta gitarı istememin nedeni de rahmetlinin şarkısını çok ya, güzel söylüyorsun. O senin hatta Allah o da sana çok yakıştı böyle. Eyvallah. Tam üstüne göre oldu. Halil Karaduman. Ah canım Halil Karaduman rahmet olsun. Mekan cennet olsun onun. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Kutupta yaz gibi
özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Seni göremem, istesem de kaderimden silemem. Bir Allah'tan, bir de senden geçemem. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Hayalin düşmez. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Çöllerde su gibi. Halil abinin ruhuna gitsin, ruhu şad olsun. Mekan cennet olsun onun. Suat Sayın, tınısı hep böyle bahayı duyunca değil mi? Geliyor değil mi o tınılar? Evet, evet, değil mi? Yani gerçekten çok keyifle, huzurla. Allah rahmet eylesin. Evet ya. Çok çok söylediler bunu size, evet. Benimle ilgili. Onu da iat ettik. Aynen, senin öyle. O güzel sesinde çok hatırladım hemen. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ruhu şad olsun. Mekan cennet olsun inşallah onun da. Şen bir şarkımız var. Kendi de şen biri yapmış. Gönül Şen'in. Evet. Hareketli bir şarkısı. Hareketli şarkısı. Coşkun söylemiştin sen bunu. Evet, okumuştum. Kal bu gece. Okumuştum. Beraber söyleyelim hep o zaman. Hep beraber söyleyelim. Tabii, evet. Neden evet. Olmasın. Ben acıların, ben ağıtların yazanıyım. Nikah masasına oturdun işte. Tek ayağının üstüne nasıl durdun öyle ceza gibi ya? İlkokulda hiç hocadan ceza yemedi mi tek ayağın üstünde? Kaldı gece, kaldı gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Thank you.
çok şey var bu gece. Kal bu gece, kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Kal bu gece, kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Kal bu gece, kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Bu parça senin mi? Benim değil ama ben okumuştum. Ha, okudum. Okumuştum. Şey, sanki senin yani, şeylerin var sanki. Bizde uyan şeylere yani. Zaten özellikle seçiyor. Evet. Kendi şarkıları gibi. Evet. Bunlar da öyle. Var evet. İki köy. Arası o, öyle bir name var işte. Güzel. Aynen. Oraya bakarsak abi var ya bazı şarkılar var ona biz bile düşüyoruz. Mesela bir gün bir şarkı yaptığımı zannettim ben. Allah Allah ne güzel aktı oldu dedim şarkı. Birden hani birden olunca güzel olur ya hani konuştuğumuz gibi ama bir şeyi sanki andırıyor mu bu? Bana öyle geliyor. Oluyor sanki öyle Müslüm abinin rahmetlinin bir şarkısına benziyor gibi geldi. Onu çok iyi bilen bir utçu arkadaşım var Hasan. Onu aradım Hasan'cığım dedim. Şu şarkı neydi ya dedim. Melodiyi söyledim daha. Hemen üçüncü mezura gelmeye gerek kalmadı. Müslüm abinin şu şarkısı dedi. Tamam teşekkür ederim dedim. Meğerse bayağı şarkıyı almışım. Ben aynısını yapmışım. Şarkı almış işte. O ne biliyor musun? O var. O var. Bestecide var. Ona çok dikkat etmek lazım. Evet çok riskli bir şey. Dinlediğin bir şeyi eğer beynin arkasına atıyorsun. Memory de oraya yapışıyor. Günlük hayatına bakıyorsun. Telaştır günlük hayatın. Aylar sonra o arka beyinden gelip kendim yaptım zannediyorsun şarkıyı. Evet. Sonra. Var mı bir şey sende? Benim mi? Beste abi ben enstrümantal yapıyorum. Bir iki tane sözlü yaptım. Gökhan Şahin'in sözlerini çok seviyorum ben de. Öyle çok sözlü olayına giremiyorum maalesef. Bir şey o dinleyelim mi senden? Başka bir şey. Ben bir, evet bir tane enstrümantal çalayım. Hadi. Kemal evet. Abinin çok güzel bir bestesi var. Kemal Taş Çeşme'nin. Biz bunu Kibari Abla'dan dinlemeye çok alışıyoruz aslında. Ama ben de size bir hareket getireyim. Bir çalayım bakalım bu şarkıyı. Evet arkadaşlar. Son 2 3
Kemal Taşçeşme Kemal değil Taşçeşme. Mi? Kemal Taşçeşme. Hocam teşekkür ederiz. Ne güzel şarkılar bunlar. Harika canım yine benim. Hicazdan. Gerçek. Hep Hicaz. Yoruldum galiba. İyisiniz. Teşekkür harikasın. Ederim bana eşlik ettiğiniz için. Vallahi dayanamadım ben biliyorsun böyle şeyleri duyunca hemen. Buradan Aysun'u da çok öpüyorum ben. Aysun evet, Taşçeşme canım benim. Aysun'a da Kemal öpüyorum. Ay ne güzel söylüyor. Onu da büyük bir keyifle dinliyorum. Aynen öyle. Hüsnücüğüm bu başının ağrıyor halin mi bu? Geçti. Yani Coşkun başın, abi. Sen ha. Ne yaptın Hüsnücüğüm? Geçti geçti. Başın ağrıyor halinse bu eğer ağrımıyorken hiç düşünemiyorum yani. Teşekkür ederim Coşkun abiciğim. Sağ ol. Çok güzeldi Hüsnücüğüm. İyiydi ya o. Beni unutma. Sensiz bırakma. Gel evet. And içelim yıllara yıllara. Ay harika bir şarkı bu. Oo. Beni unutma. Söz güzel, müzik güzel, senin. Söz müzik benim evet. Evet. Bu adam böyle sözlerde düşüyor. Mesela haberin var mı öyle, benimsin öyle evet, sevgilim. Evet, harika anlar. Ya bugünlerde sen yazman lazım da. Tomorrow
yıllara yıllara. Beni unutma, sensiz bırakma. Gel söz verelim yıllara yıllara. Beni unutma, sensiz bırakma. Gel and içelim yıllara yıllara. Gel söz verelim yıllara yıllara. Harika, unutulmaz şarkı bunlar. Bu çalarken seni seyretmek bambaşka bir şey ya. Ya o kadar nasıl güzel konsantre kendini konsantre oluyorsun ya. Hop hop. İşte bu ya. Allah! Allah Allah! Canım benim. Bravo. Helal! Bir de şey vardı. Zamanında tumba çalardı. Parmaksız Cengiz miydi ya? O da çok kendini verirdi böyle. Çalarken kendini kaybeden çok insan var, evet. Kaybeden derken keyiften tabii. Tabii keyiften. Tabii. Cezmi baş eğmez mesela. He, o, rahmet olsun. Nasıl geçen de paylaştım. Bir de enstrümanistler, enstrüman çalanlar çalarken suratlarını şekilde şekilde sokarlar. Tabii bazı kliplere giriyorlar. Evet, böyle evet, yaparlar evet, falan. O yani yıl, içgüdü bir şey. Yıllar bir basçı, önce... Bas gitarist suratı da vardır böyle. Ha. Zafer bizim. O şeyleri onun, onların şey, evet. Değişik böyle yani. O çalarken kendini vermek başka bir şey. Ruhumuz sörf yapıyor ya. Ondan ya, müziğe. Enstrümanlarlayım dedi mi? Yani, ne kadar şanslıyız. Ruhumuz sörf yapıyor, sörf yapıyor. Orada ya, dalgalanıyor yani. Haktan. Senden bir şey dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Beni şarkıcı yapan beste. Bu şarkı olmasaydı şarkıcı Coşkun Sabah yoktu. Hangisi? Bahar'ı bekleyen kurumlar. Bülent mikrofon tuttu ya bana. Mikrofon tuttu, 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 tuttu. Evet, Bülent Hanım'la. Şarkıcı alakam yok ki. 79 mu demiştin Coşkun abi? 79 mu demiştin? 78. 78. 78. Ama bir sene sürdü bu. 79'a kadar gittik. İzmir fuarıdır, Ankara'dır falan, her tarafı, bütün Türkiye. Yani bir yıl on suksesi sürdü. 79'da ben kafaya koydum şarkıcı olacağım diye de buradan, bundan dolayı oldu bu. Babamdan ilk ezberleyip öğrendiğim şarkıdır. Bahar'ı bekleyen kumrular gibi. Ne güzel. Benim babam da Ahmet Canevi kanun sanatçısıydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. İlk öğrenip de oğlum ezberle bu şarkıyı oku bakayım falan deyip böyle ben o zamanlardan beri işte bir iki kere dinleyince hemen ya, ezberliyordum şarkıları. Çocuğuz tabii. Ne mutlu. 6 yaşındayım. İlk ezberleyip de söylediğim şarkıdır abi. Harika. Yüreğine sağlık. O zaman bu şarkıyı yine parçalayacaksın. Benim de sazım burada abi. Bırak da ben de biraz konsantre olayım. Bu şarkıyı parçalayacaksın. Canım benim. Bahar'ı bekleyen kumrular gibi senin o güzel okuyalım, bal sesinden dinleyelim. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir tanrıyı bir sevgini söyledim durdum. Bir şarkı oldun kulaklarımda, senin sevgini söyledim durdum.
Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Çınla döndürdün kulaklarımda. Süzülen yaşsın yanaklarımda. Bir şarkı oldun kulaklarımda. Senin sevgini söyledim durdun. Bir şarkı oldun kulaklarımda. Senin aşkını söyledim durdun. Bravo. Vefa dedim tanıyan yok. Dostluğu da bir bilen yok. Affet beni anacığım. Seni Allah affetsin. Şire bülbülüm. Allah nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sıradaki şarkımız Aşk Kitabı. Ne güzel şarkıdır. Ya. Ve sürpriz de var. Ben o sürprizi bir karşılama solosu yapsam. Vallahi ne güzel olur üstüne. Ne kadar güzel olur. Kat. Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanı. Sen masallar okurken daha, ben acıların, ben ağıtların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar, denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekerimi sandın aşk, ne şiirin şiir. Ne şarkın şarkı, hele bir kırılsın feleğin çarkı, işte ben o zaman görürüm seni. Hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni ve ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve hatırlar yeter deyip anılar, anılar diye haykırıyorsam, bil ki bu seni erkekçe sevdiğimdendir. Hatırla, hatırla bir adam diyordun, bir adam. Ömür boyu sevsin beni ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o asi adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Sevgili Bahar'ı alalım buraya. Gel Bahar, geldim. Sevenler bana
ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha, ağlatmak kanun mu aşk kitabında? Ne olur söyleyin sevenler bana, ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Ümitlerim kırıldı gitti, hayallerim yıkıldı bitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. Seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazarı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye. Terk etmek kanun mu aşk kitabında? Tanımak istemem aşk yok diyeni. Görmesin gözlerim veda edeni. Ümitle bekleyen o çok seveni. Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? Aşk kitabında. Seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazarı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye. Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazanı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye. Terk etmek kanun mu aşk kitabında? Ümitlerim yıkıldı git. Hayallerim kırıldı bitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. Sevdim, sevdim. Eyvallah, hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş çok, geldin. Çok Ahmet teşekkür abi, ederim. Şeref verdin. Ahmet için. Abi ne güzel şarkılar yapmışsınız Caşkın abiyle. Beraber evet, ne şarkılara imzalar atmışsınız. Benim için de büyük bir onur, büyük mutluluk. Çünkü yazdığımız her şarkı birden daha çok kalplerde kaldı yıllar içinde. Ve dolayısıyla çok mutluyum. Ne mutlu size, ne güzel üretmişsiniz. Keyifle dinliyoruz hala. Çok teşekkür ederim. Ve çok seviyorum seni biliyorsun. Bir tane şarkımız var, o köşede duruyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. O şarkıyı bir an önce dinlemek istiyorum gerçekten. Evet, hemen hemen. Peki. Hemen bir sürpriz bir çalışmamız var. Evet. Ahmet'le. Evet. Hayırlısı olsun. Ama, evet inşallah böyle. Onu bir an önce köşede çıkarım. Köşede böyle sardım sarmaladım, o kadar böyle güzel bir yerde duruyor ki aniden sürpriz olarak böyle çıkaracağız inşallah. Peki. Çok güzel, hayırlısı olsun. Çok mutlu olurum çünkü hemen hemen masada oturan bütün dostlarımla da, hem Ümit Mesen'le de çok güzel anılarımız var. Haktan'la, Baykici'yimle. Evet, biz seni bir alalım güzel mı öyle? Tabii, memnuniyetle. Tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Çok güzel Ahmet abicim, ne demek? Çok teşekkür ederim. Onurdu. Sağ ol. Merhabalar. Sibel'cim, Hüsne'cim. Kardeşim. Ya çok keyifli bir akşamdı, çok keyifli bir
programdı. Ben çok keyif aldım. Şeref verdin. Bizim için de öyleydi Bahacığım. Sizleri canım görmek çok güzeldi. Her güzel şey gönlünüzce olsun. Güzel kalbine sağlık. Çok İyi çok teşekkürler ediyorum. Çok mutlu oldum. Bu arada veda etmeden önce Hakan'ıma bir selam göndermek istiyorum. Evet lütfen. Canım bizim Hakan'ımız. Hakan'ım altının benim gadam, benim canım ciğerim ya Hakan. Çok çok benim için çok önemlidir. Kardeşimdir, dostumdur. Evet. Hem geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bir de ayrıca gençler, delikanlılar ben şimdi gideceğim ama gitmeden önce. Bugün biz Haktan'la evin küçük çocuklarıydık. Evet. Değil mi? Şey derlerdi ya eskiden hani büyükler konuşurken küçükler dinler filan diye. Biz bugün keyifle dinledik büyüklerimizi. Aynen. Çok keyif aldık. Aynen. Kendinize iyi bakın. İlk fırsatta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Sağ olun. Gençler. Görüşürüz. Ahmet'le ne anılar vardır. Bizim çok var tabii ki. Onu Coşkun anlatsın daha iyi. Vallahi ne anılar. Bu gecenin kahramanı oldu yani için. O kadar güzel şarkılar imza atmışsınız ki. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Gerçekten burada ne kadar güzel bir yolculuk bu müzik adına. Ya Coşkun'la çalıştığımız gerçekten ve Ümit'le öyle çalıştığımız her çalışmamızda ben hep şey böyle hani şarkı sözü yazıyor. Hayır ben gerçekten kendi adıma söyleyeyim sevgili Sibel'ciğim. Ben şarkının sözünü değil de şarkının özünü yazmaya hep çaba gösterdim. Belki de başarılarımızın en büyük temel nedeni o. Çünkü melodiyi aldıktan sonra şiir bile elinde kalıp ona sevgiliye en çok sevdiğini gönderebiliyorsun. Yani bir anlam bütünlüğü olması gerekiyor. Ben her zaman şunu söylerim. Şiir sözün balıdır. Yani eğer beste bir petekse söz de balıdır onun. Dolayısıyla böyle bir şarkıların kalıcının temel nedeni de o yürekte duyulan lezzettir diye düşünüyorum. İşte görüyorsunuz aradan 30 yıl 40 yıl geçmiş. Yıllar önce geçmiş. Ben sevgili Ümit Besen'le Islak Mendil diye şarkıyı yaptığımızda hatırla. İlk tahta basayı da okuduğu zamanlar. 81'de. Sonra Aşk Kitabı. Sonra onlarca şarkı yaptık. Birden almıştı. Onlarca güzel şarkılar yaptık tabii. Bu da bizim en büyük. Mendiller ıslanmasın, sevinçten ıslansın değil mi? Ah, kimse ağlamasın. Biz, Sibel'im bazen de ne oluyor biliyor musun? Mesela ıslak mendili yazdığımız zaman ıslak mendil diye bir şey yoktu. Patentini alsak dünyanın en zengin insanları olabilirdik. Evet, bak, tabii doğru ya. Tabii. Vallahi. Düşünebiliyor musun? Islak mendili yazdığımızda yoktu. Kuru mendil vardı. Kuru mendil vardı. Arka tarafta taşınabilirdik aslında. Islağı yoktu. Çok, siz bir annesiniz. Ve biliyorsunuz anneler gününü kutladık ve ben diyorum ki bütün güzel anneler için, bütün analarımız için hiç olmasa gitmeden önce ben bir şiir okuyayım diyorum anneler için. Ay, çok, onlara çok, armağan çok edelim. Memnun çünkü onları hep kaybettikten sonra değerleri çok daha iyi anlıyoruz. Ben erken kaybettim çünkü. 95'te evet, de öyle. Onun için sen böyle hüzünlü bir şey çalarsan ben de bir şimdi, anneler yerinde için bütün... Hem anneler günü bir kez daha kutlamış oluruz böylece. Ne güzel olur. Hadi çalar mısın şöyle? Tabii tabii Ahmet abiciğim. Hiç olmasa bir bugünün şarkılar, şiirler biraz onları da söylenmiş olsun. Tabii ki. Hadi bakalım. Ben sözümü tutamadım. Affet beni anacığım. Sana layık olamadım. Affet beni anacığım. Yolum düzdü, dağa düştüm. Çırpındıkça ağa düştüm. Bir bilinmez çağa düştüm. Affet beni anacığım. Vicdan hangi devirdedir? Vefa hangi revirdedir? Öğrenmedim suç bendedir. Affet beni anacığım. İnsanlığın tarifi ne? Kalleşliğin tarihine bana baştan öğretsene. Benim canım anacığım. Saygı dedim anlayan yok. Vefa dedim tanıyan yok. Dostluğu da bir bilen yok. Affet beni anacığım. Sakın gitmesin ağrına. Bir hevesim yok yarına. Utancımdan mezarına gelemedim anacığım. Affet beni anacığım. Affet beni anacığım. Oh, ağzına sağlık abiciğim. Ağzına gönlüne sağlık. Affet beni anacığım. Evet. Affet beni anacığım. Ana affetmeyecek de nedir? Efendim? Seni Allah affetsin. Seni Allah...
Seni Allah, seni Allah affetsin. Hani anne çok kırgınsa evet, seni Allah affetsin. Tabii öyle de anneler evet, evet ama gerçek. Ya şimdi burada espri yapıyorum. Mezazi anlamını biraz ağlamamak için. Çünkü tabii gerçekten. Gerçekten anne yani deyince yüreğim sızlıyor benim. Yani ya. 95'ten beri. Hepimizin öyle. Şimdi yine benim çok sevdiğin bir şarkı var. Senin şarkın yine. Söz müzik sana ait. Aynen. Haberin var mı? Hadi beraber çalalım. Hadi beraber. Gel. Haberin var değil mi Coşkun'un? Bu şarkı senin. Öyle diyorlar. Öyle bir dedikodu çıkmış ama. Ay canım benim. Ben de öyle duydum çünkü. Yıllar yılı gizliyorum, hep içimde saklıyorum. Kimselere diyemiyorum. Gizledim aşkımsın sen, sakladım sevdamsın sen. Gönlümdeki büyük sırsın sen. Gizledim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen. Gönlümdeki büyük sırsın sen. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var mı yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin. Çok sevdiğimden haberin var mı? Yüreğimin sesinden bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Kimselere diyemiyorum, diyemiyorum, diyemiyorum. Hep içimde gizliyorum. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var mı yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var mı yüreğimin sesinden?
gizliyorum senin sevgini. Ağzınıza sağlık. Canım benim. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Güzel bir gece. Dileriz ki daha nice güzel yıllara böyle. Bekliyoruz güzel. Böyle biliyorsun arada sen bize gel. Yeter gelirim, ki gel. Gelirim mutlulukla. Her şey gönlünüz olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hepimize. Hadi bay bay. Görüşmek üzere abicim. Başlar. Coşkuzum kutluyorum seni. İyi ki geldin. Hadi, görüşürüz. Hadi. Ben oluyorum seni abi. Öyle mi? Müsaadenizle. Çok teşekkür ederim. Sabaha kadar söyleyeceğiz. Sabaha kadar. Kulağım sizde. Gönlüm kalbim de sizde. Ağzına gönlüne sağlık. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Yine çok sevdiğim bir şarkı Nikah Masası'nı duymak istiyoruz senden. Ne demek? Hemen. Efsane şarkı. Hele efsane bir müzisyen yanımda onu çalarsa ben... Aman Hüsnü'cüğüm ben de şöyle keyifle dinliyorum. Hadi bakalım. Aynen. Hemen. Ama arada ben geleyim mi? Hiç merak etme. Hiç merak etme. Beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Hayaller kurardık biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece. Hayaller kurardık biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öyle. Aşkla karın doymaz diyen ben değil. Şimdi çok zenginsin ben aynı garip. Sana bir buçet şül veremez miyim? Garibin biri sen sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben değil. Şimdi çok zenginsin ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim?
masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar, sözüm kardeşe. At artık imzanı, git bir an önce. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar, sözüm kardeşe. At artık imzanı, git bir an önce. At artık imzanı, git bir an önce. Aman Allah'ım. En son bir diyetimiz de oldu Ümit abicim bu şarkıda. Nasıl bir şey bu, değil mi? Düşünsene, nikah masasındasın. Bu kadar sevdiğini ve kendi ellerinle ben hikayesini biraz okudum da. Ya şey, sitem aslında. Sevgiliye yapılan bir sitem, bu. Yani. Gerçek bir sitem. Ama yani gerçek böyle bu, bir fedakarlık bir şey. Ki. Hani Aşık Veysel'in yaptığı gibi. Ayakkabının. Eşinin yani gideceğini bildiği halde başkasının ayakkabının içine para koymuş. Evet. Yani lazım, bu iyi niyet aslında. Tabii. Yani ben senin nikahına bile gelirim, şahidin olurum. Yeter ki sen mutlu ol gibi. Çok falan bir şey yani. Aman Allah'ım. Ama sen de biz şeyde de biliyorsun, Sarı Sıcak diye bir program yaptık. Evet, orada evet, da güzel diyetlerimiz olmuştu. Güzel, daha da olsun yaptık. İnşallah. Allah sana ömürler versin. Yıllardır şümlemize. Hem şarkılarınızla hem yani o senin o utangaçlığını okudum ya. Bakıyorum mesela bunca yıl sonra hala o yüzündeki, aynen, çocukluğumdan beri var, gördüğüm var. O şey hala var, var sende. Var. Kalıyor, hep var. Canım var. Benim. Hiçbir yırtık olamadım ya. Bence olma. Yani. Gerek yok. Böyle güzel. Yani biz böyle seviyoruz. Olamıyorum ya vallahi. Biz seni böyle seviyoruz. Çünkü neyse oyun bak. Osmaniye'den çıktım, İstanbul'a geldim. Şimdi gideyim yine Osmaniye'den gelen adamım, oradaki adamım. O kadar ne güzel öyle olabilmek. Belli oluyor ki zaten gözünden, gönlünden, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben hadi teşekkür ederim. Abicim. O güzel sevginiz, duygularınız gel, için. Gel yanımıza, hadi, gel. Hadi haktandan bir şarkı alalım. Biz Ümit abi seni alalım mı yerine? Tamam. Oturmuyoruz, gel buradayız artık biz. Haktancığım gel. Alalım. Evet. Kapın her çalındıkça. Bir dem alabilir miyiz? Bunu zaten mutlaka ki dinleyicilerimiz bizden, senden daha doğrusu bekliyorlardır. Az önce dediğin gibi birlikte bir çalalım bakalım ne oluyormuş. Şeref duyarım canım kardeşim. Ben de öyle. Canım benim. Sağ olasın. Çok bekleyeceksin.
yalla nasılmış göreceksin. Nasılmış göreceksin. Hele bir yalnız kalda nasılmış göreceksin. Nasıl? Mahvettiniz bizi. Bitti burada hepimiz yani bilmiyorum. Nefesine sağlık. Ay nasıl güzel, nasıl güzel yorumladınız. Senin de sizin de nefesine sağlık. Haktan canlarım benim. Böyle bir şey olamaz. Oh, ne kadar ihtiyacımız varmış böyle. Hele İçim bir de açıldı. Sanat müziği çalmayı söylemeyi de ayrıca özlüyoruz zaten. Bugün Baki abiyle konuştum. Dedim abi şöyle adam akıllı bir Türk sanat müziği böyle bir şeyler yapsak mı acaba dedim. Özledik yapmalı dedim çalmayı özledik. Dedim ama tekrar ağzına sağlık Haktan'ım. Sağ ol canım benim. Öncelikle Baki Kemancı'ya ve çok değerli orkestramıza ben gönülden alkışlar iletiyorum. Aynı zamanda sevgili Hakan Altun'a da canım arkadaşım canım bir an önce iyileş de, bir an önce iyileş de bizi sensiz ve sesinsiz bırakma. Amin. İnşallah. Amin ama iyi, İnşallah. İyi. İnşallah. İyi, iyi. Şu anda aynen. Da çok iyi. Şükürler onu çok seviyoruz. Olsun. Onu çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Amin canım. Selam olsun Coşkuncum. Buradan. Coşkuncum. Evet. Gel Coşkun hayatım abicim. Gel yanımıza. Dur bakalım şimdi ne yapıyoruz biz? Ne yapıyor muyuz? Epey bir dinlendim tatlı ya. Tatlı bela diyeceğiz, tatlı bela. Tatlı bela o zaman utu almak istiyorum ama bir tabure mi olsa şurada var mı? Ayarlayalım hemen. Tabi? Tabii ki hemen. Hemen. Yeter ki ise. Bir tabure alalım şurada. Hemen. Canımdın sen, kanımdın sen, beni hem seven hem
adı bela gibisin sen. Seversen olmaz, sevmesen olmaz. Ne yapacağımı şaşırdım sana. Küsersen olmaz, gidersen olmaz. Hangi tavrı takınacağımı sana. Seversen olmaz, sevmesen olmaz. Ne yapacağımı şaşırdım sana. Küsersen olmaz, gidersen olmaz. Hangi tavrı takınacağımı sana. Canımdın sen, kanımdın sen. Beni hem seven hem de çok güzel. Tatlı bela gibisin sen. Seversen olmaz, sevmesen olmaz. Ne yapacağımı şaşırdım sana. Küsersen olmaz, gidersen olmaz. Hangi tavrı takınacağımı sana. Seversen olmaz, sevmesen olmaz. Ne yapacağımı şaşırdım sana. Küsersen olmaz, gidersen olmaz. Hangi tavrı takınacağımı sana. Seversen olmaz, sevmesen olmaz. Ne yapacağımı şaşırdım sana. Küsersen olmaz, gidersen olmaz. Hangi tavrı takınacağımı sana. Hangi tavrı takınacağım sana. Bravo. Harika. İspanyola. Ya ne vallahi, güzel. Tek ayağının üstünde nasıl durdun öyle ceza gibi ya? Abi sen ilkokulda hiç hocadan ceza yemedin mi? Aynen tek öyle oldu. Böyle dur, böyle dur. Ama buradan destek de alıyorsun böyle burada. Böyle ceza olsun. Ne kadar evet. Güzeldi. Böyle bir koro toplanmışken artık bir dalgalandım da duruldum yapalım. Arkasından da çile bülbülüm çile yaparsak tadından yenmez bence. Bence çok de. Uyar mı? Hemen ne kadar çok güzel olsun. Evet Hakan'cığım. Tamam hemen. Evet.
seni duyuyor ele. Çile bülbülü çile, çile bülbülü çile, çile bülbülü çile. Güzel bir geceydi bu. Teşekkürler ediyorum sana Coşkuncuğum. Güzel şarkılarınla, güzel yorumunla bizlerle beraber oldun. Aynı zamanda Ümit'cim sana da sonsuz teşekkürler ediyorum. Canım benim, Aktan. Kalbimi açtın o güzel sesinle canım benim. İyi ki geldin. Çok teşekkürler ediyoruz.